Arkadaşlar merhaba, ben Hakan Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de farklı bir içerikten bahsetmek istiyorum size. Kocaeli Kitap Fuarı'ndayım şu anda. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapının içinde devasa bir alanda Türkiye'nin gerçekten sanıyorum bütün yayıncıları burada. Ben de bugün bir konuşma gerçekleştireceğim. Önce bir ana hatlarıyla bahsedeyim. 7 Ekim 15 Ekim tarihleri arasında bu fuar gezilebiliyor, ziyaret edilebiliyor. Buraya gelen vatandaşlar, gençler, öğrenciler indirimli kitaplar alabiliyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aslında kutlamak lazım. Tahir Bey, Sayın Tahir Büyükakın bu modern yapıda uzunca bir süredir, bu sene 13.sü gerçekleştirilmekte, yayıncıları, yazarları, farklı konularda düşüncesi olan insanları oturumlarla, konuşmalarla, seminerlerle bir araya getiriyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu yılki etkinliklerde de çok geniş bir katılım var. Şimdi ben birazdan içeri gireceğim. Konuşmamı yapmaya başlamadan önce kitap fuarında hangi yayın evleri var, insanların ilgisi nasıl, nasıl bir mekan var onu size anlatmak, göstermek istiyorum. Hadi buyurun içeri geçelim. Hadi bakalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hadi bakalım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Çocuk kitapları mı var daha çok sizde? Öyle mi? Çok güzel. Tamam, kolaylıklar diliyorum hanımefendi. Sağ olun. Bu bölüm tamamen çocuk kitaplarının olduğu bölüm mü bu çadırın için? Karışık mı? Tamam. Epeyce güncel bir konuyla ilgili bir kitap karşıma çıktı. Türk Tarih Kurumu yabancı yazarların gözüyle Nikolay İvanov, Osmanlı'nın Arap ülkelerine fethi. Merhabalar. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Enteresan değil mi bu kitap? Güncel konuları da biraz aslında ışık tutan bir tarihi süreç. Bu da enteresan, bu da ilginç. Osmanlı sularında Rus vapurları. Bunların hepsi sizin yayın evinizden evet, çıkan. Evet, son dönem kitapları mı daha çok? Burada öğrencilere indirim var herhalde değil mi? Ne kadar? %40. %40. Fuar boyunca. Evet, fuar boyunca. Bütün ziyaretçilere mi, öğrencilere mi? Bütün ziyaretçilere. Yani etiket fiyatları üzerinden %40 mı? %40 indirim. Mesela şu Türkiye mektupları diyelim ne kadarmış? Şunun %40 daha indiriyoruz. Bu etiket fiyatı evet. 90 TL'ye görünüyor. %40 iniyor ve 54 liraya düşüyor. Bir örnek vermek için söylüyorum. 10 liraysa 6 liraya düşüyor gibi. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba. İyi misiniz? Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir konuşmam var benim de bugün 14'te. Biraz sonra oraya geçeceğim. İnşallah. Bir şey yapayım. Göz at. Ben de memnun oldum. Bir göz atayım dedim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dünya edebiyatının çok önemli isimlerinden Pablo Neruda, Şilili ozandır. Eserleri, şiirleri birçok kendisinden sonraki dönemde edebiyat dünyasına ilham kaynağı oldu. Onun bir kitabı. 20 aşk şiiri ve umutsuzluk bir şarkı. Can yayınlarından çıkmış. Çok önemli bir şairdir. O dönemki fiyatı 7,5 liraymış. Şimdi ne kadar acaba bakalım. 15 lira galiba. Hangisi? Cehennem manzarası ve kayalığa geçiyor. Onu özellikle biliyor muydun yani, yoksa sen merak mı ettin? Evet. Şey mi? Dur bir dakika, mikrofonu uzatayım sana. Kapağı mı hoşuna gitti? Neden onu özellikle aldın? Abla anlattı ve çok güzel bir kitap dedi. Fantastiği var içinde dedi. Bu yüzden merak ettim ondan dolayı. Hangi abla dediğin kim? Bu hanımefendi mi? Abla. Tanıyor musun onu sen? Yok, hayır. Sadece burada tanıştık. Burada tanıştık. Evet, burada tanıştık. Tamam. İsmin ne? Rabia. Rabia kaçıncı sınıftasın? Öğrenci misin? 6. sınıftayım, evet öğrenci. Tebrik ederim seni. Gözlük çerçeveni de çok beğendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun. İyi okumalar. Şimdi bu sahaflardaki ilginç şeylerden biri de
farklı dönemlerden insanlar kitapların arasına koydukları fotoğrafları veya bir takım objeleri de bırakıyorlar veya o kitaplarla birlikte veriliyor veya evden topluca eşyalarla satılıyor, bırakılıyor. Onlar arasında fotoğraflar da var. Yani insanların fotoğrafları. Kimler acaba? Tarihleri var mı arkalarında? Genellikle Türkiye'de insanlar tarih yazmazlar arkalarına. Ama böyle tanıdık yüzler de görüyorum ben. Ya da benzetiyor muyum acaba? 1970'ler gibi geldi bana insanların kıyafetlerinden. 60'ların sonu gibi geldi. Bakın mesela burada bir tarih var. 1971. Gerçekten etkileyici, çok etkileyici. Hatıralar var, yaşanmışlıklar var, hayatlar var, özlemler var, aşklar var, hayal kırıklıkları var, tutkular var. Yani bir, bu arada diyalar dikkatimi çekti. Bir dönem bunlar vardı hayatımızda. Diya kasetleri, böyle makinaları vardır bunların, böyle dönerdi. Hatırlarsınız belki. Negatifler, diyalar. Gerçekten yani paralar, metal paralar. Okurlarınızla veya kitap fuarına katılanlarla birebir siz o duygu ve düşünceleri aldınız. Bir anlamda şu an benim yapmış olduğum işi yaptınız. Gerçekten ben de şaşırdım buna. Neler söyleyeceksiniz Kocaeli Kitap Fuarı ile alakalı? Bir kere kitapların arasında olmak çok beni mutlu ediyor. Çok yoğunum, çok seyahat ediyorum ama buraya koşa koşa geldim. Çünkü çok sevdiğim bir ortam. Yayıncılar, yayın evleri, yazarlar, düşünürler. Onların ötesinde zaten onlar kendi profesyonel veya amatör ilgi alanları için buraya geliyorlar ama insanları burada görmek. Yani kitaba olan ilginin, okumaya insanların ne kadar büyük bir özlem duyduklarını ve ilgi gösterdiklerini görmek, öğrencileri görmek burada, kadınları görüyorum, genç insanları görüyorum, öğretmenleri görüyorum. Çok mutluyum ve burası kurumsallaşan çok önemli bir fuar. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en istikrarlı ve en uzun süredir devam eden kitap fuarlarından ve en büyük bildiğim kadarıyla kitap fuarı. O nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey'i kutluyorum. Bütün ekibi, sizleri kutluyorum. Burada bu ilgiyi canlı tutabilmek için gayret gösteriyorsunuz. Emek verenleri kutluyorum. Adem Bey'i kutluyorum. Organizasyonu gerçekleştiren. Yıllardır o da bütün yazarlarla bu işlerin organizasyonu... Estağfurullah, ne demek, olur mu? Toplantımı erken şey yaptım sizi dinlemek için. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun. Hakan Bey'i gören var mı? Dedim gözümün önünde. Buradayım. Vakit, ben her yere vakitlice giderim. İlk defa gelen bir konuk biredir. Eski fotoğraflar ve baskılar da var. Bir tane Dali gördüm burada. Dali'nin How to be a genius, nasıl deha olunur yazılı. Burada başka neler var? Vecihi. Burada eski... Buyurun. Rica ederim. Ben de iki görüntü alayım istedim. Tabii rica ederim. Eski afişler görüyorum. Kalleş Adam. Bu filmi bilmiyordum ben. Kimmiş? Begüm Bahar, Alpay Özdoğan. Ha, bir dönem tabii Türk sinemasında bir erotik dalga da vardı. 1970'lerde, 80'lere kadar devam etti. Beyoğlu'ndaki birçok sinemada bu filmler de gösterilirdi. Onların da afişleri var. Enteresan, güzel afişler görüyorum burada. Onların dışında da. Bermuda Şeytan Üçgeni var mesela. Cüneyt Akın Gönül yazar, Vurgun. Küçük Emrah. Evet, o zaman Küçük Emrah adını kullanıyordu. Karavan. Filmin müzikleri çok güzeldir. Lütfen YouTube'a girip veya ilgili platformlardan bir dinlemenizi öneririm. Yeni ve eski filmler bir arada. Nazım ve Vera. Mustafa Kemal Atatürk, tabii ki bizim Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim için çok yeri bambaşka. Sevgimiz, saygımız sonsuz. Rahmetle, saygıyla anıyorum. Çok da yakışıklı bir fotoğraf var burada. Sonradan renklendirilen fotoğraflardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Hiç
Çeşme'deyim. Beyoğlu, Aynalı Çeşme'desiniz. Evet. Ziyaret edeceğim, geleceğim bir gün siz. Sağ olun. Bu koleksiyonlar ve belki daha fazlası var orada değil mi? Yok, ben daha yeni başladım. Öyle mi? Bu kadar yani. Bu kadar. Evet, az değil ki gayet. Bu aslında bir Alman dergisidir ama Türkçe versiyonları çıktı. Neydi onun dışından çıkan? Provalı deniyordu galiba. Provalar çıkıyordu. Öyle kadınlar onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı yani. Nasıl yapılır? Kullanım kitabı falan gibi. Yakalar, makalar, danteller öyle şeyler vardı. Evet. Türkçe izahlı anahtar diyor mesela. Bakın burada. Evet. Tam bir nostalji rüzgarı esiyor burada sahafların arasına girince. Aa, plakçı mı? Plak perest. Plakçı var bir tane galiba burada. CD'ler var, kasetler var. Şimdi bunlar tabii bizim hayatımızda farklı formatlar. Yani bir dönem mesela neymiş? Efendim westernler, bir dönemin westernleri. Kasetlerin tanesi 30 lira. Ama kasetçalarınız var mı acaba? Kasetçalar bulmanız lazım. DVD'ler, kısa bir süre öncesine kadar insanlar filmleri DVD'lerden izliyordu. Bu DVD'lerin tanesi de 15 liraymış şu anda. Mizah dergileri var, tanesi 10 TL. Merhabalar, sağ olun. Benim de büyük bir kaset koleksiyonum var ama ne kondisyondadır tabii bakmak lazım. Nem ve toz öldürüyor değil mi onları çok fazla? Özellikle mıknatıs. Mıknatıs yerde olmayacak, hoparlöre yakın olmayacak. Olmayacak. Nem de olmayacak tabii içine. Kuru ve ışık almayan bir yer. Kuru ve ışık almayan yer olması lazım. Tabii arada da bir dinlenmesi lazım. Evet tabii. Kolaylıklar diliyorum, iyi günler diliyorum. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Güzel. Nerede okuyorsunuz? Yukarı Ereke 8A Ortaokulu. Bir dakika. Yukarı Ereke Ortaokulu. Bir dakika, yavaş söyleyin. Efendim nasılsınız? Sağ olun Hakan Bey. Merhabalar. İyi mi efendim? Ne güzel. Çocuklarla, arkadaşlarla evet, sohbet evet. ediyoruz. Sahafların arasında dolaşıyorum. Evet, ben de merak ettim ama. Evet. İstanbul sahafları değilmiş. Bu civarın sahafı. Bu buraların. Nasıl? Fuarda konuşmanız var mı? Var. İkide. Çok sevindim aynı efendim. Aynı saatte galiba. 14'te beraberiz. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Evet söyleyin bakalım. Ben okulun adı anlamadım. Yavaş yavaş. Yukarı Ereke Ortaokulu. Yukarı Ereke mi? Ereke. Ereke. Affedersiniz. Tamam. Ereke. İyi misiniz? Beğendiniz mi fuarı? Evet. Çok güzel. Hangi kitapları daha çok beğendiniz? Yeşilin Kızı'n aldım ben. Bir de Hayvan Çiftliği aldım. Ha. Evet. Yeşilin Kızı'nı biz okumuştuk. Hayvan Çiftliği önemli. Ben de Hayvan Çiftliği aldım. Tamam. Çok memnun oldum. Evet, İçimizdeki Şeytan. Evet çok güzel. Öyle mi? Tamam. Bende zaten var. Sabahattin Ali'nin 3 kitabı var. İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf ve Kürk Mantolu Madonna. Çok güzel kitaplar almışsınız. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok mutlu oldum burada olduğunuz için. Sağ olun. Teşekkürler. Biz de herhalde bir ucuz olsun. Çok teşekkür hocam. Siz sancımızı biraz daha ağırlamak istiyoruz. Tabii ki. Şöyle alabilir miyiz? Tabii ki. Geleyim. Kocaeli Büyükşehir tarafından hazırlanan Kocaeli'nin değeri Kocaeli Ansiklopedisi'ni tamam. size armağan etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünlerde okunacağım.